Ses demir, su demir ve ekmek demir. İstersen demirden hali kemir. Ne gelir ki elden, kader bu emir, kader bu emir. Hapis insanın ömrünü elinden alır. Suçluya yanlışını düzeltip daha iyi bir yaşam kurma fırsatı vermez. Bir hatasının faturasını binlerce güzellikle süslenebilecek geniş bir zaman dilimine keser. Belki de bu yüzden hapistekilere kader mahkumu denir. İçlerinde suçlu olanları da vardır, suçsuz olanları da vardır. Ama kadere mahkum olmak ortak noktalarıdır. Bir insan suç işlemiş olsa da düzelip hayatının geri kalanını çok iyi biri olarak geçirebilir mi? Elbette geçirebilir. Tasavvuf kitapları böylelerinden bahseden menkıbelerle doludur. Pekala, hapisteki biri düzelse ne yapabilir? Sevdiklerinin yanına dönebilir mi? Fakirlere yardım edebilir mi? Vatanını korumak için savaşabilir mi? Hayır, insanların düzeni böyle şeylere izin vermiyor. Her haftan sonra suç oranları daha da artıyor. Onlara bu konuda tolerans tanımayız. Suçu işlemeden önce bunları düşünmeleri gerektiğini söyleriz. Ama Rahman ve Rahim olan Allah böyle yapmaz. Onların tövbelerini kabul eder. Peygamberlerini ve velilerini yanlarına gönderir. Hapishane duvarları üzerlerine geldikçe gönüllerinde kapılar, ufuklar açar. Kalplerini ferahlatır, kederlerini giderir. Biz dışarıda başıboş dolaşırken onlar Hazreti Yusuf Aleyhisselam'la sohbet eder. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruhu'yla aynı sofraya otururlar. Dünyanın kendisi bir hapishane değil midir? 60 yıla sıkıştırılmış bir hırslar, arzular, tatminsizlikler bataklığında boğulup durmakta değil miyiz? Gerçek zindancı ruhumuzu ve kalbimizi çevreleyen nefsten, şeytandan başka kimdir? Bu zalimlerin elinden kurtulsak, Allah'ın zikriyle coşan kalbimizi hangi zincir bağlayabilir, hangi duvar saklayabilir? Hapishanedekilere de dışarıdakilere de asıl lazım olan kurtuluş budur işte. Kötülük zindanından iyilik bahçesine giriş. İyiler öyle kimselerdir ki, kötülükten korunmak için gerekirse hapse girmeyi temenni ederler. Hazreti Yusuf Aleyhisselam bunun en güzel örneğidir. Eşsiz yakışıklılığı nedeniyle Mısır'ın kadınları ona iyice musallat olunca o şöyle dua etti. Rabbim, bana zindan bunların benden istediklerinden daha iyidir. Eğer onların hilelerini benden çevirmezsen onlara meyleder ve cahillerden olurum dedi. Rabbi onun duasını kabul etti ve hilelerini ondan uzaklaştırdı. Çünkü o çok iyi işiten, pek iyi bilendir. Sonunda kesin delilleri görmelerine, suçsuz olduğunu bilmelerine rağmen onu bir zamana kadar zindana atmaları kendilerine uygun göründü. İşe bakın ki bütün insanların yana yakıla kaçtığı, korktuğu hapishane Allah'ın sevgili bir kulu için nimet oluveriyor. Böyle sevgili kullar pek çoktur. Biri de İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruhu Hazretleri'dir. Hapisten yazdığı bir mektupta halini şöyle anlatır. Eğer hapishanede ilahi feyizler ve ihsanlar imdadıma yetişmeseydi, kendimden ümidi kesecek ve karamsarlığa kapılacaktım. Beni bela içinde afiyete kavuşturan, eziyet içinde bana ikramda bulunan, zorluk sırasında benden ihsanını esirgemeyen, sevinç ve üzüntü hallerinde beni kendisine şükretmeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun. Beni peygamberlerin ve velilerin takipçisi ve alim ve salih kimselerin düşkünü kılan Allah'a bir kez daha hamdolsun. Böyle diyor büyük Allah dostu. Madem ki peygamberler, salihler bu hapse girip çıkmış, ben de onların takipçisiyim, ben de onların yolundayım. Hapse girip çıkmak benim için şereftir diyor. Allah'a teslim olanı kimse hapsedemez. Kapı kapansa kalp açılır. Beden zincire vurulsa ruh dolaşır. Kader mahkumlarının özgürlükten bile çok, hapisten çıkmaktan bile çok, sevdiklerine kavuşmaktan bile çok manevi kurtuluşa ihtiyaçları var. Çünkü bu kurtuluş onları sonsuz özgürlüğe ve sevdikleriyle sonsuz beraberliğe taşıyacak.
Bu işse nebilerin, velilerin mesleğidir. Onlar zindanlara bizzat girerek irşat yapmıştır. Biz de güzel eserlerle bu mesleği icra edebilir, nebilere ve velilere ortak olabiliriz. Beşir Derneği bu gayeyle başlattı. Hapishanelere dini ve tasavvufi kitaplar, dergiler, sesli ve görüntülü yayınlar götürme kampanyasını. Kısa zamanda çok güzel geri dönüşler aldı. Mahkumlardan pek çok mektup geldi. İşte onlardan bazıları. Biz cezaevindeki sufileriz. Bize hatme kitabı, vir için tesbih, okumak için dergi kitap lazım. Benim hayatta kimsem yok. Gurbet mahkumuyum. Sokaklarda, çocuk esirgemelerde büyüdüm. Burada dört duvar arasındayız. Dışarıda hizmet var ama buraları da unutmamak gerekir. Metris cezaevindeki tüm sofiler adına selamünaleyküm. Semerkant adlı derginizi duyduk ve temin edip okumaya başladık. Kaliteli, düzgün, pırıl pırıl bir eser. Çok şükür ki bu şekilde tanıma fırsatım oldu. Size bu mektubu yazmamdaki amacım evvela Rıza-i Bari'dir. Uzun zamandır içimdeki hasreti ve kafamdaki soru işaretlerini derginizi okurken dindirdim. Çok mutluyum. Size can gönülden teşekkür eder, Cenab-ı Mevla'ya hamd ederim. Biz koğuşumuzda düzenli olarak sohbetler düzenliyoruz. Çevremizde birçok kitaplar var. Fakat her kitabı okumak istemiyoruz. En güzel kapı babamızın kapısı diyerek size yazmaya karar verdik. Şimdiden Allah razı olsun sizden. Dualarınızı bekliyoruz. Dualar müşterektir. Vesselam. Talihsiz bir iftiraya uğrayarak cezaevine girdim. Ben cezaevine girince eşim ve üç çocuğum sokakta kaldılar. Çocuklarımı bir yıldır göremiyorum. Çünkü yanıma gelecek parayı bulamıyorlar. Gerçek budur ki ben teselliyi Allah'a dua ederek, salavat getirerek ve Semerkant dergisini okuyarak buluyorum. Elimde derginizin Nisan, Mayıs ve Haziran sayıları var. Onları okuyup zamanımı değerlendiriyorum ama okumadığım tek bir harfi kalmadı. Siz büyüklerimden Allah rızası için derginizin diğer sayılarından da yollamanızı rica ediyorum. Satırlarıma son verirken Allah'a emanet olmanızı diliyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Saygılarımla. İşte böyle diyor mahkumlar. Bizden Kur'an-ı Kerim, Semerkant Dergisi, dini kitap ve benzeri yayınlar talep ediyorlar. Gelin siz de bir kitap, bir dergi aboneliği hediyesiyle bu yolculuğa katılın. Hep birlikte gerçek özgürlüğümüzü kazanalım, paylaşalım, hür yaşayalım, hür yaşatalım.